diğer hangisi vardı? Toplam kaç Deva, parti? Gelecek, Deva, Gelecek, Saadet. Yani bunu Saadet için bilemem ama diğer partiler için kan kaybı olacaktır. Bunlar o partilerin sonu değil. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de birleşir mi, eder mi? Benim ama misyonum şu, söylediğim de bu. Bütün milliyetçileri, Atatürk milliyetçileri, ulusalcıları bir cephe, bir çatı altında toplamak. Bu bir fikirdir. Bir ulaşılması gereken idealdir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde gördüğümüz Atatürk milliyetçilerinin ulusalcıları da fikirde birlik. %26 oyları var. En az %30 net de %26 belki. Böyle bir siyasi oluşum Türkiye Cumhuriyeti'nin milliyetçileri artık muhalefet olmaktan, hedefsiz olmaktan iktidarda ve birilerinin yanında yer almaktan kurtaracaktır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk milliyetçileri, milliyetçiler, ulusalcılar ortak ülkü çerçevesinde birleştirdiklerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde hele %50+1'de sonuç belirleyici olursunuz. Düşünsenize İyi Parti ayrı bir adayla çıksaydı. O bu ben fark etmez veya Sayın Meral Akşener. Şu anda Cumhurbaşkanı yardımcılığı elindeydi, bakanlığın belli kısmı elindeydi. Böyle bir kazancın sonucunu düşünebiliyor musunuz? Sadece yaptığı bir hata, sadece Sayın Akşener'in masadan kalkma sonrasındaki oturmasının oluşturduğu sonuç. Meclisi kaybettin, bakanlıklarını kaybettin, Cumhurbaşkanı yardımcılığını kaybettin. Şimdi belki diyebilir ki benim ideallerim var. İdeal öyle olmaz. İdeal o masada otursaydın, devam etseydin tamamdı. Kalktın, o açıklamayı yaptın, oturdun mu güveni kaybettin. Onun cezasını çekiyor. Bütün bu sallantılar, bütün bu sıkıntılar bundan kaynaklanıyor. Bunu kendisi de biliyor, herkes biliyor, İyi Parti de biliyor. Hala İyi Partililer bunu hazmedemiyorlar. Diyorlar ki biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemedik. Masadan da kalkacaktık, kalktık. Sonucuna katlanmamız lazımdı. Geç kaldık belki, kalktık oturmayacaktık. Kendi adayımızla gittiğimizde Sayın Sinan Oğan yüzde kaçla belirleyici fonksiyonu bir dönem üstlendi. %4,5-5'le değil mi? İyi Parti'nin kendi adayıyla çıktığı bir durumda Sayın Meral Akşener adayı %10'un üstünde alacağını herkes biliyordu. Düşünebiliyor musun? İsmail Belirleyici'yle kafa kafaya olan iki aday arasındasın ve sensin belirleyici. Önemliydi. AK Parti %2'lik Ümit Özdağ'la görüştü. Ya bak önemliydi. Bunlar iyi tasarlansaydı bugün İyi Parti çok daha farklı bir konumda olabilirdi. O dönemde Cumhurbaşkanı adayının zamanında belirlenmemesinin cezası çekildi. Faturası maalesef depremlerle birlikte 6 Şubat'tan sonra kopan görüşmeler Mart başında böyle saçma sapan bir yere gitti. Peki CHP'de şimdi bir değişim oldu. Genel başkan değişti, MYK değişti. İşte çarşamba günü bir araya gelecekler dedik Özgür Özel ve Akşener. Orada bir rota değişikliğine gidilir mi? Yoksa bugün Kürşat Zorlu'nun açıkladığı gibi, parti sözcüsünün açıkladığı gibi biz hayır 81'de kendi adaylarımızı kim istifa ederse etsin devam edeceğiz şeklinde şimdi bir yoldan mı giderler? Şimdi siyasette Serap Hanım dün dündür, bugün bugündür. Yani Sayın Akşener çok saygı duyduğum politikacı. Cuma günü 3 Mart'ta çetin bir açıklama yaptı. Dedi ki kardeşim azdan az gider, çoktan çok gider. Artık bu iş bitmiştir. Kendimiz yolumuzu yürüyüp ya tarih olacağız ya tarih yazacağız dedi. 6 Mart'ta oturdu masaya. Bir takım pazarlıklar sonrasında. İstediği gibi de sonuçlanmadı. Evet. Şimdi o sert U dönüşü burada da olabilir, daha yumuşak olur. Çünkü burada net olarak biz asla demedi. Kendisi dedi ki 81 vilayette çıkacağız. Zor ifadesini de kullandı en son grup toplantısında. Bak tekrar akıl vermiş gibi olmayayım, kızmasınlar bana. Ben şunu yaparım yapsam. İstanbul'dan Ankara'da ne veriyorsun kardeşim? Çünkü geçen belediye seçimlerinde İyi Parti istediğini alamadı. Mesela İstanbul'dan Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterip seçileceği ilçelerin birkaçını alması lazım. Bu Beşiktaş olabilir, Kadıköy olabilir, başka yerler olabilir. Bunları alacak. Ben bir şey daha söyleyeceğim, ona tepkisi yeniden refahı işin içine alabiliyorsanız alacaksınız. Yeniden refah korkulu rüyası AK Parti'nin şu anda. Bak net söylüyorum sana. Saadet Partisi değil. Yeniden refah. Yeniden refahı eğer o birlikteliğin, o işbirliğinin içine alırsan hakikaten korku filmini izlemeye başlar yeniden AK Parti. Yeniden refah ama